İyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir Saklı Tarih programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz çok yoğun. Tarihsel gündem de aslında yoğun. Çünkü konuştuğumuz konularla bugünü kıyasladığımızda çok benzerlikleri her fırsatta tekrarlıyoruz. Gerçi biraz da seçtiğimiz konular bugünü ne benzer konular olduğu için belki de. Hafta içinde de gerçekten izleyicilerimiz sadece izlemekle kalmıyorlar. Yani hem önceki programları veya işlediğimiz programların yıllarla ilgili eleştirilerini, olumlu eleştiriler daha çok geliyor. Ama tabii ki her türlü eleştiriyi kabul ediyoruz. Twitter adresimizden, Facebook adresimize geliyor izleyenlerimiz. Ayrıca program önerileri de geliyor. Evet. Hani biz onları da değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani o mesajlar okunuyor, onu bilsinler o anlamda. Şimdi yine konumuz tabii Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı aslında başlı başına önemli bir dönem. Ve o Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte özellikle Osmanlı'nın yaşamış olduğu o siyaset içerisinde o paylaşım savaşının bir anlamda konusu olması, hani objesi olması. Konularını böyle düşündüğümüz zaman aslında bir devlet nasıl adım adım yıkıma gider, o süreci aslında bir anlamda kronolojik olarak görebiliyoruz. Onun bugünkü yansımalarını da tabii ki bugün Türkiye, o günkü Osmanlı değil, daha güçlü bir Türkiye, daha nüfusu, ordusu. Fakat siyasete baktığımız zaman, gidişata baktığımız zaman çok hani hayırlı Türkiye'nin geleceği açısından olumlu adımlar atılmadığını da görebiliyoruz. Çünkü paylaşım savaşı orada bitirilmedi netice itibariyle. O zamanın süper gücü İngiltere'ydi, Fransa'ydı, Almanya'ydı. Bugün de yine benzer ülkeler yine bu coğrafyada değişik planlar yürütmeye devam ediyorlar. Nasıl Osmanlı'nın o planların bitimiyle beraber dağıldıysa, bir Orta Doğu'da pek çok ülkeler oluşturulduysa, Kuzey Afrika'da oluşturulduysa, bugün de yine aynı coğrafya üzerinde çok çeşitli oyunlar olduğunu görüyoruz. Yani onu da, bu konuları da şimdiye kadar pek çok vesileyle aslında gündeme de getirmiş olduk. Şimdi özelleştirecek olursak izleyicilerimizin de konuya vakıf olmaları açısından bugün Sevr Anlaşması'nı belki girmeyeceğiz ama Sevr Anlaşması'na giden bir süreci konuşacağız. Şimdi bu da aslında biz bunu geçen yılda bir işlemek istedik. Fakat bir türlü fırsat olmadı o güncel konulardan. Çünkü Sevr'in güncelliği de aslında hiç bitmedi. Tartışması da bitmedi. İşte bir takım tarihçiler, yine sizin meslektaşlarınız diyeceğim ama tabii bu da ayrı bir konu. Yani bir gün bu tarih programları veya tarihçilerin bu değişik varyasyonları da ayrıca sadece onda bir konu yapmak gerekir belki de Sinan Bey. Sevr konusu bir sevr paranoyasından bahsedir. Hani siz millet dediğiniz zaman, ulus dediğiniz zaman, devlet dediğiniz zaman, bağımsızlık dediğiniz zaman hep bir sevr paranoyasına kapılmış olmakla suçlanır bu görüşleri savunan insanlar. Gerçekten bu bir paranoya mıdır, değil midir? Bunu bu iki haftalık süreç içerisinde aslında bunu aydınlatmış olacağız. Çünkü hani oturduğunuz yerden ahkam kesmek çok kolay. Bu anlamda da bu konumuz önemli. Bu hafta bu Sevr'e giden süreci belki konuşacağız. O benzerlikleri de izleyenlerimiz zaten kendileri yorumlayacaklar. Sanıyorum bu hafta yetişmeyecek. Onun için önümüzdeki haftada Sevr Anlaşması'nın içeriği ve belki sonrasını da konuşmak gerekecek. Tabii, yani orada. Sevr Anlaşması 433 maddelik bir anlaşma. Evet. Türkiye'de kaç maddesini biliyoruz biz Sevr'in? Yani genel olarak kitaplarda belki 6-7 maddesi. Çok çok yüzeysel. Güya şunu da iddia edenler var, hani süreç içerisinde konuşacağız programımızın içerisinde. Evet. Efendim işte Sevr Anlaşması aslında yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla
bunu sürekli gündeme getirmenin yanlış olduğunu söylüyorlar. Mehmetçiğin kanı ve canı pahasına verdiği mücadele sonrasında girmedi. Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı ülke Sevr Anlaşması doğrultusunda paylaşılacaktı. Yani yürürlüğe yani, girmedi ama o anlaşmadaki nedir, gereği olarak işte Yunanlar Anadolu'ya çıkarıldı vesaire. Tabii, yani aslında girmedi. Hayata geçirilmeye çalışıldı. Fiilen girmeye çalışıldı. Evet. Bir ulus, bir imparatorluk, bir devlet, bir millet nasıl yok edilmeye çalışılır ve bunun karşılığında yapılan o milli mücadele dediğiniz gibi eğer olmasaydı bugün belki çok farklı şeyler konuşuluyor olacaktı. Evet. Şimdi sözü fazla uzatmadan zamanımızı da tasarruflu kullanmak açısından ben sözü size bırakacağım. Evet. Dilerseniz bu Sevr'e giren süreci izleyicilerimize verebildiğimiz kadar vermeye çalışalım Sinan Bey. Evet, teşekkür ediyorum öncelikle bu giriş için. Şimdi tabii Sevr Anlaşması'ndan başlayıp öncesine gideceğim ve önümüzdeki hafta Sevr Anlaşması'nı detaylarıyla inceleyeceğiz zaten bütün boyutlarıyla. 433 maddelik devasa bir anlaşma ve o anlaşmadaki bazı maddelerin bugün nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığını da izleyicilerimiz anlaşma maddelerini ortaya koyduğumuzda görecekler. Yani sizin en son kullandığınız şu cümleyle başlayayım. Sevr paranoyası içinde olduğumuzu söylüyor bazı çevreler. Yani Türkiye'nin tehlikeler içinde olduğunu söylediğimiz zaman, biz dış düşmanlardan bahsettiğimiz zaman, Türkiye'nin bölünme tehlikesi yaşadığını söylediğimiz zaman vurulan damga budur bizlere. Ne diyorlar? Evet. Siz bu paranoyadan kurtulamadınız. Sevr paranoyasından kurtulamadınız diyorlar. Şimdi aslında sevr paranoya değil, sevr gerçektir. Yani sevr paranoyası yerine sevr gerçeği demek lazım. Ve bakın, bu gerçeğin somut kanıtları, ya daha doğrusu Sevr gerçeğinin bugün de Türkiye'nin kapısının dibinde olduğunu, bugün de Sevr gerçeğiyle yüzleştirildiğimizi şuradan da anlayabiliriz. Sevr Anlaşması'nın Paris'te imzalandığı binanın önünde bugün biliyorsunuz Ermeni soykırım anıtı dikilmiştir. Yani Fransa'da. Evet. Şimdi tabii bu bir tesadüf değildir. Yani çünkü önümüzdeki hafta yine ayrıntılarla vereceğiz. O zaman görecek izleyicilerimiz. Sevr Anlaşması'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Anadolu'yu bölüyordu. Anadolu'nun güneyinde özerk bir Kürdistan, doğusunda ise bir Ermenistan devletleri kuruluyordu Sevr Anlaşması'na göre. Ve şimdi bakın, Sevr Anlaşması'nı imzalatan emperyalizm bize Fransa'da. Aradan geçen kaç yıla rağmen, bakın 80 küsur yıl sonrasında bile bugün hala Sevr Anlaşması'nda geçen bir projeye atıf yaparak, Büyük Ermenistan Devleti'ne atıf yaparak sözde soykırım anıtını dikmiş oraya. Nereye? Anlaşmanın imzalandığı binanın hemen yakınlarına. Şimdi dolayısıyla ortada bir paranoya yok, ortada bir gerçeklik var. Biz hemen öncelikle Sevr'i biraz izleyicilerimizin bildiğini farz ederek belki konuştuk ama hiç bugün bence çok fazla detaya girmeyelim diye. Sadece şunu söylemek bir yetinelim. Yani 10 Ağustos 1920'de o zaman İstanbul Hükümeti'nin imzalamış olduğu ki Paris'te, o zaman Sevr'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kurulmuş ve var. Tabii. Ankara Hükümeti diyelim o zaman, öyle adlandırılıyor. Bir imzalanmış bir anlaşmadan söz ediyoruz ve Osmanlı'nın bir anlamda 10 Ağustos 1920. paylaşımını düzenleyen 433 maddelik devasa bir anlaşma. Bunu da hani söylemiş olalım bilmeyenler için. Önümüzdeki belki. Önümüzdeki hafta bütün detaylarıyla bu anlaşmanın, bu 433 maddenin okul kitaplarında geçmeyen, tarihle yüzleşenlerin nedense hiç gündeme getirmedikleri bazı maddelerini ortaya koyacağız ve gerçekten bu maddeleri gördüğünde izleyicilerimiz Türkiye'de olup bitenleri de anlayacaklar. Ve hakikaten o zaman bir paranoya içine girmeyecek insanlar, ama şunu fark edecekler: gerçekten Türkiye bu Sevr kıskacından kurtulmuş değil daha. Yani bu gerçekten üzücü bir ifade ama gerçek bu. Yani aradan geçen onca yıla rağmen hala bizim kapımızın dibinde bu Sevr tehlikesi bekliyor. Şimdi aslında başa dönmek gerekiyor. Yani 10 Ağustos 1920 tarihinde bize Sevr Anlaşması'nı imzalatan emperyalizm, bize derken dönemin Osmanlı hükümeti bu anlaşmayı imzaladı. Fakat Ankara'da milli hareketi yürütenler, Mustafa Kemal ve o kadro, milliyetçi kadro, bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı asla imzalamayacağını ve bu anlaşmayı imzalayan hükümeti tanımadığını, bu anlaşmayı imzalayanların vatan haini olduklarını iddia etti. Bir kere bunu ortaya koyalım. Dolayısıyla Sevr Anlaşması'nı biz imzalamadık. Biz derken kastettiğim şey şu: yani Kurtuluş Savaşı'nı veren bu ülkenin insanları bu anlaşmaya karşı direndiler ve kanlarını döktüler savaş meydanlarında. Mustafa Kemal'in etrafında kenetlendiler ve vatanlarını kurtardılar. Lozan Anlaşması'nı imzalayarak Sevr'i tarihin çöp tenekesine attılar. Bir kere bunu ortaya koyalım. Peki bu sürece nasıl gelindi?
Yani 1920'nin 10 Ağustos'unda bize çok ağır şartlar dikta, bize dediğim Osmanlı hükümetine çok ağır şartlar nasıl dikta ettirdiler? Bu anlaşma nasıl ortaya çıktı? Önce onu anlayalım. Bunun için yine 1800'lü yılların ortalarına kadar gitmek gerekiyor. Şimdi çok detaylı anlatamayacağız tabii ama iki kavramın altını çizmek istiyorum burada. Biri Doğu sorunu, öbürü oryantalizm. Şimdi bu her iki kavramı izleyicilerimiz zaten biliyorlar. Fakat Doğu sorunu denilen şeyle alakalıdır Sevr Anlaşması. Alakalıdan öte Doğu sorununun Batı adına çözümüdür Sevr Anlaşması. Neydi Doğu sorunu? Osmanlı İmparatorluğunu önce Avrupa'dan atmak, daha sonra Balkanlardan atmak, daha sonra Anadolu'dan atmak. Evet. Bakın Doğu sorununu çok değişik şekilde tanımlayabilirsiniz. Ama en basit tanımı budur. Osmanlı Devleti'ni Avrupa, Balkanlar ve Anadolu coğrafyasından çıkarıp atmaktır Doğu sorunu. Bu çerçevede emperyalist Batı ne yaptı? Planlar hazırladı. Yani Osmanlı İmparatorluğunu ve Türkleri, Müslüman Türkleri buralardan atmak o kadar kolay değildi biliyorsunuz. Bunun evet. için bir dizi plan hazırladı. Bakın ben bir sayı vereyim size. 1800 yılından 1950 yılına kadar hazırlanan plan sayısı, Türkiye'yi bölmek, parçalamak için hazırlanan plan sayısı 60 bin Mustafa Bey. Yani 60 bin plan hazırlanıyor masa başında ve bu planlarla Türkleri nasıl ortadan kaldırırız, bu coğrafyalardan bu Türkleri nasıl yok ederiz, bu tartışılıyor. Dolayısıyla siz bu 60 bin planı bilmiyorsanız, bundan haberiniz yoksa, Sevr'i anlayamazsınız, Sevr sürecinden haberiniz yok demektir. Şimdi öncelikle şuraya gitmek lazım. Bakın Türkleri Avrupa'dan ve Balkanlardan ve Anadolu'dan atmaya karar verdiğinde Batı, emperyalist Batı, tabii sadece silahlı güce güvenmiyor. Evet Batı coğrafi keşiflerini yapmış, sanayi devrimini yapmış, maddi açıdan, ekonomik açıdan güçlenmiş bir durumda biliyorsunuz 19. yüzyılda. Osmanlı İmparatorluğu ise aynı şekilde ivme kaybetmekte ve o eski gücünden çok uzaklarda. Ve böyle bir güç dengesi var, yani dengesizliği var iki dünya arasında. Fakat Batı sadece topuna tüfeğine güvenmiyor. Batı başka bir şey daha yapıyor. Emperyalist Batı. Türkleri bu coğrafyalardan uzaklaştırmak için. Ne yapıyor? Kültürden yararlanıyor. Tarihten yararlanıyor. Dinden. Arkeolojiden yararlanıyor. Dinden yararlanıyor. Dilden yararlanıyor. Ve bir sürü teoriler geliştiriyor. Ne diyor mesela? Diyor ki 1850'li yıllarda Charles Darwin biyolojiyle ilgili bir kuram ortaya attı biliyorsunuz. Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınlayarak. Evrim teorisi, evrim kuramı diye bir kuram ortaya attı. Bu bilimsel bir kuram. Yani Darwin bu kuramı birileri bunu kullansınlar diye ortaya atmadı. Evet, bilimsel gerekçelerle bunu ortaya koydu kendince. Ve bu Türlerin Kökeni adlı çalışmasıyla evrim teorisi ortaya konulduğunda 1850'lerde, 60'larda orada şöyle ifadeler vardı biliyorsunuz. Güçlü olan canlılar hayatta kalmak için zayıf olanları yok eder. Ve bu batılı antropologlar tarafından, batılı biyologlar tarafından, batılı sosyologlar tarafından başka türlü de yorumlandı. Nedendi? İşte bir hayatta kalma mücadelesi vardır ve bu mücadelede güçlü olanlar, gelişmiş olanlar, ekonomik açıdan ileri olanlar... Topluma da uygular. Topluma da uygulandı bu biyolojik kuram ve dendi ki güçlü olan toplumlar, ilerlemiş olan toplumlar, ileri olan toplumlar, geri kalmış olan, zayıf olan toplumları yok ederler. Bu doğanın kuralıdır dendi, kanunudur dendi. Yani Türkleri, Müslümanları ve Doğu toplumlarını yok etmek için, tekrar ediyorum bakın, Darwin'in geliştirmiş olduğu evrim kuramı sosyal hayata uygulandı ve sosyal Darwinizm diye bir şey ortaya çıktı. Ve dendi ki Batılılar ileridir, genetik olarak da ileridir, ırk olarak da ileridir, Ari ırktır onlar dendi. Doğullar ise geridir, onlar sarıdır, ikinci sınıftır, geri kalmıştır. Dolayısıyla Batı'nın Doğu'yu yok etmesi, Doğulları öldürmesi, Doğulları katletmesi aslında insanlığa hizmettir dendi bakın. Evet. Ve bu bilimsel temele oturtuldu sözde. Ama bakın buna biz bilim diyemeyiz. Bu yapılan şey anca olsa olsa sözde bilim olur ki bunu bu şekilde adlandırmak gerekir. Yani bakın bilim de dememek lazım aslında. Ya bu vandalizmdir neticede. Bu aynen aslında. Öyle ve bu bakın tamamen Doğu'yu soykırıma uğratmak için, Doğu halklarını ortadan kaldırmak için emperyalizmin geliştirdiği bilimsel bilim kılıfı altında geliştirdiği bir proje, yok etme planı. Bakın biyoloji dışında başka alanlarda da benzer şeyler yaptılar. Mesela arkeolojiyi kullandılar. Daha önce anlatmıştık. Evet. Eski uygarlıklar ortaya çıktı. Anadolu'da Hititler, Mezopotamya'da, Irak'ta Sümerler, eski Hindistan'da 5000 yıllık, 7000 yıllık kalıntılar ortaya çıktı. Avrupalılar dediler ki bu eski uygarlıkları yaratanlar
bu Doğullar olamaz, Hindular olamaz, Türkler olamaz, Araplar kimdir? Bunları yapsak yapsa bizim atalarımız yapmıştır. Evet. Yani milattan önce 5000'de 4000'de Sümerleri kuran aslında işte Avrupalıların da atalarıdır. Hindistan'daki eski ileri uygarlığı yaratanlar İngilizlerin atalarıdır diye uyduruk bir tarih tezi geliştirdiler bakın. Biz buna ne diyoruz? Batı merkezci tarih diyoruz. Öbür taraftan bir dil tezi geliştirdiler. Bütün eski uygarlıkların kullandıkları dillere Hint Avrupalı damgasını yapıştırdılar ve dediler ki Sümerlerin kullandığı dil, Hititlerin kullandığı dil, Hinduların kullandığı dil, İran'da kullanılan dil, hepsi dediler aslında Avrupa'yı bir dildir. Şimdi böyle olunca ne oldu? Bu coğrafyalara sahip çıkmış oldular. Evet. Yani Anadolu'daki Türkler, Orta Doğu'daki Araplar, Hindistan'daki Hindular işgalci konumuna düştü. Çünkü diyorlar ki tarihi açıdan diyorlar buraların sahibi biziz. Evet. İşte arkeoloji kanıtlar bunu gösteriyor diyorlar ve siz o zaman ne yapmışsınız? Gelmişsiniz buradaki eski toplulukları yok etmiş buraya oturmuşsunuz diyorlar. Bizlere, Türklere, Doğullara. Dolayısıyla önce bütün bunlar kurgulanıyor bakın. Türkleri Avrupa'dan, Balkanlardan, Anadolu'dan atmak sadece Türkleri değil bütün Doğu halklarını ezmek, yok etmek için bilim araç olarak kullanılıyor ve Batı'ya hizmet eder şekilde kurgulanıyor ve bir altyapı oluşturuluyor. Yani Batı topuyla tüfeğiyle size saldırmadan önce bu işin bir de bilimsel sözde bilimsel temellerini hazırlıyor. Kamuoyu bu doğrultuda hazırlanıyor. Avrupa'da bakıyorsunuz bu doğrultuda devlet başkanları açıklamalar yapıyor. Yani işte deniyor ki Türkler ikinci sınıftır. Maymunla insan arasında geçiş dönemini tamamlamamış bir ırktır diyor Türk ırkı için. Batılı sözde bilim adamları ve siyasetçiler. Aslında Türk'ün şahsında evet. Bütün coğrafyayı, bütün doğruyu. Sadece Türklere demiyor ama Türkleri ön plana alıyorlar. Türk adını da kullanıyorlar. Neden? Çünkü Doğu'nun en büyük uygarlığı o dönemde Osmanlı İmparatorluğu yayılmış her yana ve önce Türklerle hesaplaşmaları gerekiyor. Yani aslında İslam'la da hesaplaşacaklar. Fakat İslam'ı da bir kenara bırakmış. Doğu Hindistanlıları da bir kenara. Önce Türkler. Çünkü Avrupa'nın göbeğine kadar gitmiş bir medeniyetten, bir topluluktan bahsediyoruz. Aslında orada hani daha önce de konuşmuştuk. Evet. Yani bir Türk-İslam algısı da çok ayrıştırılmıyor. Evet. Türk denince biraz da İslam kastediliyor daha çok. İslam denince Türk kastediliyor. Hani neticede sizi orada işgalci göstermek için bir altyapı kuruyor dediniz. Bunun bu çok önemli. Bu altyapıyı bilmek lazım. Bilimsel yönü var, edebi yönü var. Tabii. Aslında şunu da unutmamak lazım. Herhalde bugün hani Hristiyanlık Avrupa medeniyetinin, daha doğrusu Batı medeniyetinin çok başat bir şeyi, rengi. Evet. Dolayısıyla yani aslında belki hani bu Doğu meselesini bu Haçlı seferlerine kadar da belki de götürmek gerekiyor. Yani, çünkü evet. Zaten o zaman onun amacı da kadar gider aslında. Evet. Onun amacı da neticede bu Anadolu'dan bu Türk ve İslam nüfusunu bir şekilde atmak neticede. Yani geldiği nokta Avrupa, yerlere. Balkanlar ve Anadolu. En son tabii Anadolu. Ki. Tabii. Ve bu sürecin de aslında hiçbir zaman kesilmediğini evet. Görüyoruz. Dini boyutunu niye söyledik? Belki hani şeyden de örnek verilebilir. Tabii konu çok geniş bir konu. Evet. Biraz da hızlı geçiyoruz bu anlamda. Hani Martin Luther King'in Türkler hakkında söyledikleri var. Biraz hatta bugünkü istifa eden Papa'nın o da ilginç bir durum. Tabii. Ratzinger'in bile Türkler hakkında söylediği evet. Sözler var. Buraya getirmedik belki ama önümüzdeki hafta belki getirebiliriz. Yani işin dini, felsefi, edebi bütün uyku altyapısı hazırlanmış evet. Ve aslında hala da devam ediyor. Yani Türklerin barbar olması söylemi Batı'da evet. Çok yaygın maalesef. Netice itibariyle. Evet. Bu anlamda da Avrupa Birliği konusunda tartıştığınız, karşılaştırdığınız zaman da çok anlamlı bir süreci gözden geçirmiş oluyoruz. Tabii kuşkusuz günümüzde ışık tutan bir boyutu var bu meselenin. Doğrudan ışık tutan bir boyutu var. Bakın birkaç somut örnek verelim. Siz de birkaç isim söylediniz biraz önce. 1877-78 yılında bu 93 harbinden sonra Osmanlı Devleti Batı'dan dış borç almaya başlayacak biliyorsunuz. Evet. Ve Batı'dan dış borç almaya başlar başlamaz tabii zaman geçince bu dış borçların ödenmesi gündeme gelecek. Bunları ödeyemeyecek. Ödeyemeyince bu sefer Batı'da bir Türk düşmanlığına başlayacak. Ve Batı'daki Türk düşmanlığı çok enteresan. Tabii devlet başkanları açıklamalar yapıyorlar birbiri ardınca. Ve işte onlar için de birkaç tane ilginç örnek vereyim. Bunlardan bir tanesi İngiltere'nin eski devlet başkanı, başbakanı William Gladstone. William Gladstone 1876'da bir kitap yayınlamış. Kitabın adı Bulgar Dehşetleri ve Doğu Sorunu diye bir kitap. Ve bu kitapta Gladstone barbar Türkler ifadesini kullanıyor. Ve bağımsızlık isteyen Bulgarlara Türklerin sözde neler yaptığını yazıyor. Bir sürü şey abartılarak ve uydurularak yazılıyor bu kitapta.
Şimdi bakıyorsunuz orada şöyle bir ifade var. Ona göre Bulgaristan'da yaşananlar insanoğlunun bütün tarihi boyunca değilse bile en azından bu yüzyılda kaydedilen en alçakça ve en karanlık zulümdü. Yani Osmanlı Türkleri 1870'li yıllara gelirken Bulgarlara orada büyük zulümler yapmışlar diye kitabında anlatıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Gladstone ayrıca Türklerin dünya yüzünden kötülüklerini kaldırmanın bir tek yolu vardır diyor. O da kendi vücutlarını dünya yüzünden kaldırmak diyor. Yani Türkleri yok etmek gerektiğini söylüyor bu İngiliz başbakanı. Şimdi Darwin, Charles Darwin demin evrim teorisinden bahsetmiştik. 19 Ekim 1876'da Bulgaristan Yardım Sandığı'na 45 sterlin bağışlıyor. Ayrıca 1876'da Londra'da düzenlenen Doğu Sorunu toplantısının gönüllü destekçisi oluyor. Ve Darwin de bu Gladstone'un kitaplarını okumuş. O da inanmış hakikaten Türklerin barbar bir kavim olduğuna ve ortadan kaldırılmalarının da gerekli olduğunu düşünmeye başlamış. Şimdi bizim ülkemizde bunlar pek dile getirilmez ama bunları da bilmek lazım. Evet. Yani evrim kuramında işte güçlüler zayıfları yok eder diyen Charles Darwin kuramı geliştirirken tabii bunu Türkler için geliştirmedi ama daha sonra William Gladstone'un yazdıklarını okuyunca şimdi hemen bir özdeşlik kuruyor. O zaman Türklerin yok edilmeleri bu kuram çerçevesinde doğrudur ve mantıklıdır diyor. Doğal sonucu. Tabii doğal sonucudur diyor. Şimdi bakıyorsunuz William Gladstone bir kitap daha yazıyor. Bu sefer Katliam Dersleri adını veriyor kitabına. Yine 1878 yılındayız. Bu kitapta da yine çok ağır ifadeler var Türklerle ilgili. Mesela diyor ki Türkler maymunla insan arası medeniyet yıkıcı barbarlardır diyor. Şimdi bakın biyolojiden yine Darwin evrim teorisinden yararlanarak bunu söylüyor sözde. Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir diyor. Bunu söyleyen kim? Medeni diye bildiğimiz İngiltere'nin eski başbakanı William Gladstone bunu söylüyor. Şimdi onun dışında İngiltere başbakanı Winston Churchill ki Churchill'i biliriz. Bizim tarihimizde ta yakın 40'lı 50'li yıllara kadar da Türkiye ile hep diyalog halinde bir liderdir. Şimdi Winston Churchill'in yine 20. yüzyılın başlarında söylediği çok enteresan şeyler var. Mesela medeni olmayan barbar kavimlere karşı zehirli gaz kullanabiliriz diyor. Ve biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda bunun belgeleri ortaya çıktı. Çanakkale Savaşı'nda bize karşı zehirli gaz kullanmıştır Batı, İngiliz emperyalizmi. Şimdi dolayısıyla bakıyorsunuz bunun gibi daha bir sürü böyle yüzlerce örnek var. Mesela Albert Vandal 1897 yılında Paris'te bir konferans veriyor. Türkleri geri kalmış barbar bir ırk olarak adlandırıyor konferansında. Sözde bilimsel bir toplantı bu. Ve şöyle bir çıkarım yapıyor bakın. Diyor ki yapıla gelmiş bütün yenileşme hareketleri sahtedir diyor. Oyalayıcı şeylerdir diyor. Osmanlı'nın modernleşme döneminden bahsediyor. Tanzimat evet. Döneminden bahsediyor. Bizim için artık şüpheye yer yoktur. Kanıt ortadadır. Türkiye kendisini ıslah etmekten acizdir. Onu zorla ıslah etmemiz gerekmektedir. Türkler Batı'nın çıkarı paralelinde ıslah edilmelidirler. Ancak o zaman uygar olabileceklerdir. Bunun dışında vahşi sürüler halinde tehlikeli bir güç olarak kalacaklardır. Bunlar yani doğulular, Türkler kendilerini temsil edemiyorlar. Temsil edilmeleri gerekir diyor. Yani şimdi bunu söylediği tarih 1897. Albert Vandal bu bir tarihçi. Bununla ilgili kendisi kitap da hazırlamış. Türklerin barbarlığını, sözde barbarlığını anlattı. Şimdi son olarak Kurtuluş Savaşı yıllarında biliyorsunuz İngiliz Başbakan Lloyd George. Lloyd George'un böyle açıklamaları vardır. Mesela İngiliz Başbakan Lloyd George Türkleri hedef gösteriyor 1920-1920 yılında ve bakın şöyle diyor bir konuşmasında. Ülkesinde saldırgan olmaktan başka bir niteliğe sahip olmayan bir kavim yani Türkler. Sırf gücüne güvenerek elinde bulundurduğu toprakları dünyayı iyiliğe kavuşturmaktan yoksun kılacak kadar kötü idare ederse milletler bu perişan olanların uygarlığını yeniden yerine getirmek hakkına ve hatta görevine sahiptirler diyor. Ve sözde Türklerin perişan ettiği milletleri sıralıyor. Osmanlı döneminden bahsediyor. Ve diyor ki Batı diyor daha önce Kızılderilileri katletti diyor. Doğru yaptı diyor. Bakın bunu yine Medeni İngiltere'nin 1920'li yıllardaki başbakanı söylüyor. Evet. Ve diyor ki Türklerin de diyor yani Anadolu'daki Türklerden bahsediyor. Yunanlılar eliyle katledilmelerine gönderme yapıyor. Bu da diyor eğer böyle bir şey olursa bu da diyor doğrudur diyor. Şimdi bunu söyleyen kişi Yunanistan'ı Türkiye'ye saldırtan, Yunanistan'ı kışkırtan 20. yüzyılın keza başında. Keza daha önce Bulgaristan'ı Lord George. Şimdi bakıyorsunuz tabii bize barbar diyenlerin bizi katletmekten söz ettiklerini, Kızılderililere yapılan katliamın 20 milyon Kızılderililinin İspanyollar tarafından Amerika kıtasında öldürülmesini gayet normal bulduklarını, hatta insanlığa yararlı bir adım olarak bulduklarını ortaya koyduklarını görüyorsunuz. Şimdi Sevr Anlaşması'na giden yolda
bu idam fermanı diyebildiğimiz bu Sevr Anlaşması'nı hazırlayanların bir kere bilinçaltını bilmek lazım ve hazırlıklarını bilmek lazım. Hani bize anlatılıyor ya, uygar batı, uygar batı, uygar batı. Bakın Atatürk Nutuk'ta bunu çok güzel ifade etmiş. Atatürk diyor ki iki türlü batı vardır diyor. Bir, hakikaten Rönesans'ı reformu yapmış, medeniyette belli bir noktaya gelmiş, uygar bir batı vardır diyor. Ama öbür taraftan da diyor emperyalist batı vardır diyor. Kan döken diyor, yakan, yıkan, yok eden yani bir batı vardır. Şunu da söylemek diyor. Lazım herhalde bu konuyu bunu, kapatmadan önce. Bunu ayırmak gerekiyor. Yani evet. 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. 1618 ile 1648 yılları evet. arasında o 30 yıl savaşlarında neler 30 milyon kendi kendilerini öldürmeleri, sadece 2 milyon bir, insanı tabii. büyücü diye öldürmeleri, o mezhep savaşları. Kadınları öldürüyorlar. Ve orta çağda yakarak öldürüyorlar biliyorsunuz. Avrupa'da insan tabii. eti satılan kasapların olduğunu da söylemek lazım ki hani izleyicilerimiz i̇şte, değerlendirsin. Yani Batı'nın tabii, bir soykırım tarihi var. Kendi içerisinde baktığınız evet. zaman kendi kamuoyunu bir şekilde buna hazırlaması gerekiyor. Çünkü bütün bunların üstünü örtmek için bu evet. vahşetin. Çünkü kendi aralarında yani sadece protestanlarla tabii. Katolikler arasındaki savaşlarda kaç bin kişi? 30 milyon insan öldürüldü. Evet. Bir sürü başka şeyler var. Tabii bunun altyapısını oluşturmak için böyle bir bu vahşeti de bir anlamda örtmek için işte 12. 13. yüzyıldan itibaren Balkanlara, Avrupa'ya geçen tabii ki Osmanlı'ya bunları da söylemeleri atmak bir anlamda bir doğal karşılanabilir onlar karşılanabilir açısından. Ama şimdi şöyle bir şey yani bu bir kere ırkçılık var arka planda. Ya her türlü aslında ırkçılık yani bunun var. Arkasında her türlü öbür taraftan kötü düşünce, inanç var aslında. Bilimin alet edilmesi var bakın. Yani her şey bir şeye alet edilmiş. Bilim alet edilmiş. Yani evet. Batı'da bakın bizim Batı'yı analiz ederken ortaya koymadığımız bir gerçektir bu. Batı Atatürk onun için 1932 yılında diyor ki ben bu Batı bilimine güvenmiyorum. Çok enteresan bir ifade bakın. Sovyet temsilcisine diyor ki ben bu Batı bilimine güvenmiyorum diyor. Onun için bize diyor Rusya'dan şey istiyor, bilim adamı istiyor. Bu Batı bilimi diyor, bu emperyalist bir anlayışla diyor bunlar bilim yapıyorlar ve ya birçok şeyi... Bilimine de güvenilmez tabii, bu anlayıştaki evet, bu, bunlar insanlara. Kullanıyorlar, onun farkında çünkü. Onun için ne yapıyor? Mesela 1930'lu yıllarda bu Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun kurulmasının arka planında, antropoloji çalışmalarının arka planında işte Batı'nın Türklere yönelik bütün bu aşağılamalarına bir tür cevap verme var. Mustafa Kemal diyor ki siz bize ikinci sınıf diyorsunuz, sarı ırk diyorsunuz, bize barbar diyorsunuz, bize işte maymunla insan arasında geçiş türü diyorsunuz. Bütün bunlar yalandır diyor. Biz sizden daha uygar bir geçmişe sahibiz diyor. Ve sizin aslında sahip çıktığınız o Sümer uygarlığını, o Etrux uygarlığını, o Hitit uygarlığının temelinde bizim kültürümüzün izleri vardır diyor. Ve bunu kanıtlatmak için bir dizi araştırmalar yapıyor ve bunun için bir tarih kurumu, bir dil kurumu kuruyor. Tarih kongreleri düzenletiyor, dil kurultayları düzenletiyor. İki örnekten sonra planlara geçeceğim, somut planlara. O örnekleriyle beraber bir araya evet. gidip ondan sonra tamam. somut planlara İkinci gidelim. İkinci bölümde Sevr'e giden süreçte Birinci Dünya Savaşı öncesi, savaş sırasında ve savaş sonrasında yapılan anlaşmada metinleriyle paylaşalım. Sevr'e giden şeyi ortaya koyalım, süreci ortaya koyalım. Ama şimdi iki örnek vereyim. Bakın Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önemli isimlerinden biridir. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'dadır biliyorsunuz. Türklerin Avrupa basınındaki adının makak olduğunu söylüyor Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Halkın da bunu bazen yüzlerine haykırdığını ifade ediyor. Yani Avrupa'ya gittiğimizde diyor bize makak diyorlardı diyor. Makak Avrupalıların bir tür maymun, evet bir tür maymun türü. Avrupalıların Türk kızlarıyla evlenmekten bile kaçındıklarını belirtiyor. Avrupa'da yaşadıklarını anlatıyor. Örneğin Hamdullah Supi Bey Almanya'da Afrikalı zencilerin Türk sanıldığını ifade ediyor. Yani Almanya'da diyor Afrikalı zencileri Türk zannediyorlardı diyor. Yaşadıklarını anlatıyor bakın. Diyor ki Münih'te diyor benim Türk olduğumu öğrenen biri diyor. Türklerin Moğol ve sarı renkli olmaları gerektiği inancıyla senin gibi Türk olur mu diye bana karşı çıktı diyor. Bu çok yakın zamanlara kadar hala, böyleydi aslında. Şimdi yani. Hala devam eden bir şey maalesef. Şimdi bakıyorsunuz şöyle demiş bakın bir tanesi de ülkenizde ev yaparlar mı mağaralarda ağaç kovuklarında mı oturuyorsunuz diye sormuşlar. Bunun gibi yüzlerce örnek var ve şimdi şunu bilmek lazım işte bu psikolojiyi anlamak lazım. Yani Batı Türkleri Avrupa'dan atmak isterken Balkanlardan ve Anadolu'dan atmak isterken bir sürü plan yaparken acımasızca Türkleri katlederken bilinç altında ne var bunu bilmek lazım. Ve Avrupa kamuoyu da bütün bu yalanlarla kandırılmış maalesef. Aslında evet. o propaganda veya bu Hı. anlayış hala da devam ediyor. Maalesef. Bugün Sayın Başbakan birkaç evet. gündür sürekli işte biz 50 yıldır, 54 yıldır bu Avrupa Birliği kapısında bekletiliyoruz. Bunun bir örneği yok derken aslında evet. bunun cevabı bu anlattıklarımızla netice itibariyle. Yani Profesör Doktor Haydar Baş Bey de tabii. çok bundan 20 yıl önce söylediği çok Hı. önemli bir söz var. Bu bir
medeniyettir. Batı evet. medeniyeti Hristiyanlık temeli üzerine oturulmuş Avrupa Birliği süreci. Bir yapı kendi içerisinde sizi bünyesine almaması aslında onlar açısından çok doğal bir durum. Ama tabii. burada siz kendi konumlandırmanızı yapıp ona göre hareket etmeniz lazım herhalde. Ama tarihi doğru okuyamazsanız konumlandırmayı yapamıyorsunuz. Yani, işte, yani. Onu da yapamıyorsunuz. İşte evet. o zaman bu şark meselesi bir paranoya olmaktan çıkıyor ve netice evet. itibariyle hala devam eden evet. bir süreç oluyor. Şimdi bir müzakereler süreci var mesela, fasıllar var evet. Avrupa Birliği sürecinde. Deniyor ki siz bu yapının içerisine girecekseniz bu müktesebatı kabul etmeniz ve onları uygulamaya geçirmeniz lazım. Ve 30 küsur fasıl var. Her fasılda 25 ülkenin onayına sunulacak. Yani aşağı yukarı bir 15-16 bin defa oylanıp Türkiye'nin oraya kabul edilmesi evet. gibi söz konusu şeyde, oluyor. Şeyde bu dikkat çektiğiniz nokta da aslında Türkiye'nin paylaşım planlarında üzerinde durulan bir noktadır. Yani mesela bu 60 bin plandan bahsettik 150 yıl içinde. Bu planların bazılarını ve anlaşmaları birazdan izleyicilerimizle paylaşacağım ama orada şu var. Yani Türkiye'nin Batı eliyle nasıl yönlendirilebileceği hep konuşulmuş. Yani Batı mesela Tanzimat Fermanı'nı Türkiye'ye dikte ettirdi. 1839 Tanzimat Fermanı tarihine baktığınız zaman Türkiye sözde modernleşiyor Tanzimat Fermanı'ndan sonra. Ama bakıyorsunuz Tanzimat Fermanı'ndaki kriterler, Batı'nın onayladığı kriterler ve bunları hayata geçireceksiniz diyor. Avrupa bunu istiyor Osmanlı'dan. Yetmiyor. 1856'da Islahat Fermanı'nı kabul ettiriyor biliyorsunuz. Evet. Gene Islahat Fermanı nedir? Sözde Osmanlı'nın liberalleşmeye başladığı, demokratikleşmeye başladığı, çağdaşlaşmaya başladığı dönemin adıdır Islahat Fermanı ve son. Ama bakıyorsunuz Islahat Fermanı'ndaki maddelerin tamamında gayrimüslimlere yönelik haklardan söz ediliyor ama bu toprakların asıl sahiplerinden, Türklerden, Müslümanlardan, onlara tanınacak haklardan vesaire söz edildiğini göremezsiniz. Evet. Bunun gibi yani bir taraftan sizi silah zoruyla ortadan kaldırmak için planlar yaparken, bir taraftan siyaseti kullanarak sizi ortadan kaldırmak için planlar yaparken, öbür taraftan da ne yapıyor? Sizi doğrudan yönlendiriyor. Yani sizin politikacılarınızı, siyasetçilerinizi kontrol ediyor ve doğrudan baskı altına alıyor. Bu da bakın ta 1839'da başlayan bir süreç ve günümüze kadar devam etmiş bir süreç. Şimdi son cümleyle isterseniz araya girelim. Bir kere şunu bilmek lazım bakın. Viyana kuşatması var biliyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun evet. ikinci Viyana kuşatması 1683. Bakın 1683 Viyana kuşatmasını kaybettiğimizde, Viyana önlerinde yenildiğimizde geri çekilmeye başlıyoruz biz Avrupa karşısında biliyorsunuz. Ve Avrupa 1683 Viyana kuşatmasından sonra emperyalist batılı ülkeler şöyle düşünüyor. Türkleri diyor artık Avrupa'dan atabiliriz. Ve bunun hazırlıklarını yapıyorlar. 1683'ten itibaren. Arkasından geliyorsunuz bakın 1908 yılı kritik bir yıldır. 1908 yılı da Reval görüşmeleri vardır İngiltere ve Rusya arasında. Reval görüşmelerinden sonra da şuna karar veriliyor. Türkiye'yi Balkanlardan artık atalım. Bunun kararı verildi Reval görüşmelerinde 1908'de. Ve 1913 yılında biliyorsunuz daha aradan birkaç yıl geçmeden bu gerçekleştirildi. Türkiye Balkan savaşlarından sonra Balkanlardan atıldı. Evet. 1 milyona yakın kayıp verdik. Katliama uğradık. Arkasından geliyorsunuz işte 1920'ye. Bakın 1920'de Sevr projesiyle, ondan önce Mondros Teşkesi Anlaşması vardır. Onu bir kenara bırakıyorum. 10 Ağustos 1920'deki Sevr Anlaşması'yla da hedef şudur. Türkleri Anadolu'dan atmak. Evet. Ya izleyicilerimiz lütfen bu üç tarihi unutmasınlar. 1683 Viyana Bozgunu, 1908 Reva Görüşmeleri, 1920 20 Ağustos Sevr Anlaşması. Evet, bu konuları konuşmaya devam evet. edeceğiz. Daha somut. Biraz genel bir evet. perspektif burada yapmaya çalıştık. Yani bu paylaşım planlarının biraz da tarihsel, evet. Kendilerince kültürel, felsefik altyapısını aslında ortaya koymaya çalıştık. Ve Batı'nın, emperyalist Batı'nın Doğu milletlerine bakış açısını da biraz ortaya koymaya çalıştık. Tabii bunların çok 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 detayları var. Bunlar ancak başka okumalar yaparak takviye edilebilir. Burada bir takım işaret fişekleri verilmeye çalışılıyor. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra biraz daha o süreci, Sevr'e gelen sürecin somut ayaklarını konuşmaya devam edeceğiz. Thank you.
Saklı tarih, tarih yazıyor. Tarihin saklı yönleri bu ekranda konuşuluyor. Son günlerde bir bakıyorum, İslam tarihi çarpıtılıyor birileri tarafından. İşte Türk İslam tarihi çarpıtılıyor. Yani bu çarpıtmanın boyutları artık akıl almaz noktaya var. Yani emperyalizm Orta Doğu'yu tanımış, daha Birinci Dünya Savaşı'na gelmeden önce bu doğrultuda planlar gerçekleştirmiş. Nerede tarihi eserler var, nerede petrol var, nerede etnik ayrımcılık yapılırsa işe yarar, nerede Kürt var, nerede Türk var, bunların farkında. Bugünü doğru anlamak için tarihe farklı bir bakış. Somut adımı vardır Atatürk'ün. Yani Müslümanların emperyalizmin çizmeleri altında Irak'ta, Suriye'de ezilmelerine karşıdır. Bunun mücadelesini vermiştir Atatürk. Saklı Tarih, Perşembe akşamı saat 20.30'da Kanal 99 ekranında. Evet, değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra yine konumuza devam ediyoruz. Oldukça yoğun ilginiz ve mesajlarınız var. Bunların bir kısmını ben yönelteceğim ama bir kısmı konumuzun dışında mesajlar. Kazım Ertuğrul, Ahmet Haydar Birinci, İlkem Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Evet. O sorularını da topardım, bir kısmını ben kendim buradan Sinan Bey'e sorarak cevap veriyorum konumuzun dışında olan konularla ilgili olarak internet ortamında. Ama bunları da yine bu sorularınızı değerlendireceğiz. Sinan Bey, bu son genel bir tahlil yaptınız. Somut olaylara geçmeden önce ben şu hususu da belirtmek istiyorum. Özellikle geçen programlarımızda herhalde 3-4 hafta önce programımızda Anadolu'nun İslamlaşma ve Türkleşme bölümünü incelemiştik. Aslında bu Doğu sorunu dediğimiz meseleyi oraya kadar belki götürülebilir. 13. yüzyılda. Çünkü, evet, çünkü Profesör Doktor Haydar Baş Bey de bu konuda çok açık, net bir söylemi var bu anlamda. Bu Milli Kahramanlarımız programlarında da sık sık bu konuya değiniyor. Özellikle Anadolu'dan yani Osmanlı, daha doğrusu Selçuklular, Alparslan Anadolu'ya girmeden önce gelen bu Horasan Erenleri dediğimiz Ahmet Yesevi'nin öğrencileri Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'da aslında hem o zaman Müslüman olmamış Türkmenleri, aynı zamanda orada bulunan bütün etnik yapıdaki Hristiyanıydı, Rumuydu, Keldanisiydi, Yezidisiydi vesaire, Mecusisiydi, bunların hepsini bir Türkleştirme ve bir İslamlaştırma süreci var. Ve bu süreç içerisinde bu Anadolu toprakları bir anlamda bunların elinden çıktığında, kültürel olarak da elinden çıktıktan sonra aslında bu biraz önce bahsettiğimiz planlar o dönemden itibaren başlatıldı. Yani bunu aslında soykırım olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu topraklar tamamen Doğu Roma İmparatorluğu'nun elindeyken ve o etnik yapıdaki insanlar çoğunluğu Hristiyan inancındayken bu İslamlaşma sürecinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolunda, gösterdiği yolda diyelim, dönüştürülen, Müslümanlaştırılan bu toplum üzerinde bir türlü bu hesap kapanmadı. Tabii. Hatta pek çok Hristiyan belgelerinde buranın Kutsal İncil ülkesi olduğu, dolayısıyla Türklerin buraya sonradan gelip burayı bir anlamda bir kültürel soykırım yaptı. Buradaki insanları dönüştürdü. Evet. Yani işi buraya kadar götürebiliriz. Dolayısıyla bu oluşan fikirle oradan başlatalım mı diyorsunuz? Haklısınız. Bence oradan başlatmak gerekir. Çünkü Sayın Haydar Bey de böyle diyor. Evet. Zaten bu oluşan fikirlerin altyapısına baktığınızda oraya kadar gidiyor. Yani tabii, bu medeniyetler için yüzyıllar çok fazla zamanlar değil. Dolayısıyla bu geldiği zaman işte Selçuklu, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu bu topraklarda bu Türk ve Müslüman varlığına karşı sürdürülen bu hem kültürel hem fiili paylaşımın bir anlamda kültürel kodlarını da aslında bu şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Bu genel tahlilden sonra dilerseniz o Sevr sürecine giden yolda o somut olaylara da girelim programımız. Şimdi ikinci yarısında. Şimdi 60 bin
projeden bahsettiniz. 150 yılda. 150 yılda 60 bin projeden proje. Bahsettiniz. Bu çok evet. uçuk tabii. gelebilir belki ama, bazılarına ama bunların varlığı da ortada. Belkeleriyle ortadadır. Başka bir şey söyleyeyim pardon. Sadece Kurtuluş Savaşı sırasında yani 1918 yılıyla 1922 yılları arasında Türkiye'yi parçalamak ve bölmek için Türkiye Anadolu yani Atatürk'ün ve Kahraman Mehmetçiğin kurtarmaya çalıştığı emperyalizme karşı savaşarak Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlaştırmaya çalıştığı Anadolu'yu elimizden almak için 102 oturum yapılmış Avrupa'da. Yani 102 farklı oturumda Türklerden Anadolu'yu nasıl alırız, Anadolu'yu nasıl paylaşırız, nasıl parçalarız, nasıl bölüşürüz bunu tartışmışlar bakın. 102 oturum. Zaten hani Sevr evet. sürecini de incelediğimiz zaman bunların bu görüşmelerin evet. zaten o sıralarda devam ettiğini görüyoruz ve i̇şte zaten o görüşmelerin o sayısı anlaşma aşamasına evet. geldiği zaman o zaman karşılarında bir yanda İstanbul hükümeti varken bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tabii. var aynı anda. Tabii. Ve en nihayetinde Paris konferansına evet. kadar hep İstanbul hükümetiyle bu işler götürülmeye çalışılıyor. Evet. Yani o birliktelikle beraber bu ki asi olarak da adlandırıldı evet. Anadolu Hareketi. Neticede yani bu projeler sayısı belki de çok önemli değil ama çok olduğunu görüyoruz ve büyük tabii, bir tabii. oranda da aslında Birinci Dünya Savaşı ve hemen ertesinde gerçekleştiğini de görüyoruz bir kısmının en azından. Şimdi yani detaylarıyla verdiğimizde görecek izleyicilerimiz dolayısıyla orada başlıyor. Bu somut süreci de artık tabii. girelim isterseniz. Evet, Birinci Dünya Savaşı öncesinde hakikaten Türkiye'nin paylaşıldığını, Türkiye'nin kağıt üzerinde paylaşıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ve zaten hem Birinci Dünya Savaşı hem Kurtuluş Savaşı'nın arka planında yatan nedir? Neden budur? Yani o paylaşılan, kağıt üzerinde paylaşılan planları hayata geçirmektir. Ama bu somut planlara gelmeden önce bir şeyi düzeltip bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Programımızın birinci bölümünde 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bahsettim ve bu savaş öncesinde İngiltere Fransa'nın bizi desteklediğinden bahsettim. Bu konuyla ilgili bir bilgi yanlışı yaptım, özür diliyorum burada. O da şudur, 1853-56 Kırım Savaşı'nda biliyorsunuz İngiltere Fransa bizi destekledi. Evet. 1853-56 Kırım Savaşı'nın özelliği nedir? Rusya ile yaptığımız bir savaştır bu ve Rusya Osmanlı Devleti'nin üzerine çullandığında Osmanlı mirasını yani Doğu sorununu tek başına çözmeye çalışıyordu Rusya ve Boğazları ele geçirmek, İstanbul'u ele geçirmek, Akdeniz'i yemek gibi planları vardı. O süreçte İngiltere ve Fransa Osmanlı mirasını Rusya'ya kaptırmamak, Doğu sorununu sadece Rusya'ya çözdürmemek, yani bu işin kaymağını Rusya yemesin diye Osmanlı'ya destek oldu 1853-56'da ve Batı'da Türklere yönelik ve olumlu şeyler söylendi kısa bir dönem. Ama ne zaman ki 1877-78'de Osmanlı Rusya'ya karşı çok ağır bir yenilgi aldı. 93 Harbi diye bildiğimiz savaşta biliyorsunuz Ruslar İstanbul'a kadar geldiler. O zaman 1853-56'da bizi koruyan, bizim yanımızda yer alan, kendi çıkarları öyle gerektirdiği için İngiltere ve Fransa hemen politika değiştirdiler ve dediler ki artık bu hasta adam Osmanlı'yı ayakta tutmak olanaksız. Onun için bir an önce Rusya ile de anlaşalım ve Osmanlı'nın mirasını paylaşalım dediler. Hep beraber paylaşalım. Onun için bu tarih çok önemli bakın. 1878 tarihindeki önce Ayastefanos Anlaşması Rusya ile imzalanan Yeşilköy Anlaşması diğer adıyla. Arkasından yine 1878 tarihli Berlin Anlaşması çok önemlidir bakın. Sevr'i anlamak için bu iki anlaşmaya özel olarak bakmak gerekir. O desteği şuna da bağlayabilir miyiz evet. acaba bir yönü? Biliyorsunuz daha önce de burada çok bahsettik. Kırım Savaşı bizim dış borç alarak tabii, yapmış girdiğimiz olduğumuz bir savaş. Bir savaş. Ve bu borç aldığımız kimselerin de doğal olarak bizim oradan galip gelmemizi en azından paralarını tahsil etmek amacıyla da bir yönü de olabilir ya belki şöyle, bu. Şöyle bir şey tabii. O çok her açıdan bir kritik bir nokta aslında. Ve söylediğiniz şey şu açıdan doğrulanıyor. Nedir o? 1854 yılında ilk dış borcumuzu aldık biz Fransa'dan biliyorsunuz. Arkasından 1878 yılına geldiğimizde borçların taksitlerini ödeyemez duruma geldik. Ondan sonra zaten çok enteresan. Ondan sonra demin yaptığım açıklamalar yapılmaya başlandı. Türkler barbardır, Türkler maymundur, Türkler insanlık dışı yaratıklardır, öldürülmeleri gerekir. Avrupa'da kampanyalar düzenleniyor. Evet. Türklerin barbarlığıyla, vahşiliğiyle ilgili. Yani ne zamanki borçları ödeyemez hale geliyor Türkler, bir anda bakıyorsunuz bu barbarlık edebiyatı artıyor. Evet. O bakımdan haklısınız. Şimdi onun için Berlin Anlaşması'nı bir kere iyi okumak gerekiyor. Çünkü 1878 tarihli bu Berlin Anlaşması'na baktığınızda orada mesela Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılmasından söz ediliyor. Kürtlerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılmasından söz ediliyor. Yani aslında Sever Projesi'nde yer alan Ermenistan ve Kürdistan, Anadolu'da Ermenistan ve Kürdistan kurulmasından
anlaşılması maddeleri ta 1878'lere kadar gidiyor bakın. Berlin Anlaşması'nda tabii bağımsız bir Kürdistan, bağımsız bir Ermenistan denmiyor ama başka bir şey deniyor. Oradaki etnik unsurların adı zikrediliyor ve onlara yönelik politikalarını Batı ilk kez net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani Mustafa Bey, Rus Savaşı'ndaki Ermenilerin rolünü de düçündüğümüz zaman tabii, ne kadar manidar etkili oldu, manidar oldu ortada. Yani Sevr sadece başlı başına 1920'yi anlatarak anlaşılamaz. Bakın 1878'de bu 93 harbi, 77, 78, 93 harbi arkasından Berlin Anlaşması'nı iyi bilmek gerekiyor diyorum. Arkasından hemen somut bazı bilgiler vereceğim bakın. Sizin demin isabetle vurguladığınız şeyi netleştirelim. Ne dediniz? Bu paylaşım planlarının en yoğun olduğu dönem dediniz. 1914 Birinci Dünya Savaşı'nın başıyla 1922 Kurtuluş Savaşı süreci, yani Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı döneminde gerçekleşmiş. Bunun doğru olduğuna ilişkin elimizde çok net kanıtlar ve belgeler var. Şimdi bakıyorsunuz, birkaç örnek vereyim ben. 19 Mart 1913, daha 1913 yılındayız. Bakın Birinci Dünya Savaşı başlamamış. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya. Verdiğim ülkelerin isimlerine dikkat edin bakın. İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya ve Rusya. Yani Avrupa'nın neredeyse bütün önemli ülkeleri, hatta Rusya da bunların içinde, Osmanlı mirasını paylaşmaya karar veriyorlar ve bir dizi anlaşmalar imzalıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi 19 Mart 1913 tarihli bir anlaşma var. Onun adı İngiliz-Alman Anlaşması diye kaynaklara geçmiş. Bu anlaşmada baktığınızda Irak petrolleri 4'te 3 İngiliz ve 4'te 1 Alman payı olarak bölüşülmüş. Daha 1. Dünya Savaşı başlamadı bakın. Balkan Savaşları'ndan hemen sonra. 1913 tarihinde. Yani petrollerimiz bölüşülmüş İngiltere ve Almanya tarafından. 14 Şubat 1914 tarihine geliyoruz. Orada Londra Büyükelçiler Konferansı diye bir paylaşım planı var. Londra Büyükelçiler Konferansı'nda alınan karara göre Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege Adaları Yunanistan'a ve İtalya'ya verilmiş. Daha 1914'te. Fransız-Alman Demiryolu Anlaşması var 15 Şubat 1914'te. Bu anlaşmayla Osmanlı Asya'sındaki demiryolu yapımında bölge paylaşımı yapılmış. Daha önce biz demiryolu programında anlatmıştık bunu. Evet. Emperyalizm demiryolu yapıyor ama bizim için yapmıyor. Kendi emperyalist çıkarları için bu demiryollarını yapıyor ve kendisi kullanıyor. Bakın Osmanlı'yı paylaşım anlaşmalarında 1913 yılında iki tane demiryolu paylaşım anlaşması var. Evet. Deniyor ki biz Osmanlı coğrafyasına demiryolu yapacağız ama şurayı Almanlar yapacak, şurayı İngilizler yapacak. Aralarında anlaşmışlar. Hatta Karadeniz'de de Ruslar yapacak. Ruslar yapacak diye o da ayrı bir anlaşmayla ortaya konmuş. İngiliz-İtalyan demiryolu anlaşması var. 6 Mart 1914'te bu anlaşmayla Aydın, Muğla, Marmaris ve Burdur'dan Antalya yönüne yapılacak demiryolunun geçeceği yerler belirlenmiş ve bölüşülmüş. Yani İtalya ile İngiltere oturmuşlar, bizim güney bölgelerimize demiryolu yapmaya karar vermiş ve bunları bölüşmüşler. Nereye, hangi güzergahtan ne yapacaklarına karar vermişler. Daha tarih 1913. İngiliz-Alman Anlaşması, pardon 1914. İngiliz-Alman Anlaşması 15 Haziran 1914. Bu anlaşmayla iki devlet Osmanlı üzerindeki hak ve çıkarlarını kabul ettirmişler, etmişler. Ayrıca bu doğrultuda Osmanlı'ya baskı yapmaya karar vermişler. Şimdi bakın, daha Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından önce ve savaşın hemen başlarında büyük ülkeler bizi kendi aralarında paylaşıyorlar. Şimdi onun için şu tez yanlıştır. Ne diyor bazı tarihçiler? Canım biz Birinci Dünya Savaşı'na girmeseydik başımıza bu felaketler gelmezdi. Girmeme şansımız yok. Zaten bize yönelik yapılmış bir savaş bu. Şimdi baktığın zaman ya İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkeler seni zaten paylaşmışlar daha savaştan önce. Yani önce masada paylaşılmış, daha sonra ona sonra savaş çıkmış, fiiliyata geçmiş. Ya sen bu savaşa girsen de girmesen de başına gelecekler belli zaten. Bir kere onu ortaya koyalım. Şimdi savaş başlıyor. Bakın savaş başladığında asıl gizli anlaşmalar yapılıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın başındaki anlaşmalara bakıyorsunuz. Onlar yine hafif kalıyor, demin saydığım anlaşmalar. Bir de savaş sırasında yapılan anlaşmalar var. Şimdi ben o savaş sırasında yapılan anlaşmalardan bahsedeceğim. Bakın 1915, 1916 ve 1917 yıllarında yapılmış bu anlaşmalar. Savaş devam ederken. Yani biz Almanya ve Avusturya Macaristan'la birlikte savaşırken bizi kendi aralarında yine Avrupalı emperyalistler bölüşmüşler. Bu anlaşmalar Saint-Germain-de-Maurienne Anlaşması, Sykes-Picot Anlaşması, MacMahon Planı gibi isimlerle anılıyor. Çok isime girmeyeceğim ama maddelerinden biraz söz edelim bakın. Mesela bunlardan bir tanesi İngiliz, Fransız ve Rus Anlaşması. 10 Nisan 1915 tarihli. Bu anlaşmaya göre İstanbul, Güney Trakya ve Boğazlar Rusya'ya bırakılıyor.
1915 tarihi. İngiliz, Fransız, İtalyan anlaşması 26 Nisan 1915 tarihli. 12 ada kesin olarak İtalya'ya bırakılıyor. Antalya ve çevresi de yine İtalya'ya veriliyor. 3 Ocak 1916 ve 16 Mayıs 1916 tarihli Fransız, Rus, İngiliz anlaşması. Bu anlaşmayla Çukurova Fransa'ya bırakılıyor. Bakın daha 1916'da. 21 Nisan 1916 tarihinde İngiltere, Fransa, İtalya arasında bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre Konya, İzmir ve çevresi İtalya'ya bırakılıyor. 26 Nisan ve 30 Mayıs 1916 tarihinde iki anlaşma imzalanmış. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında. Bu anlaşmaya göre, anlaşmalara göre Doğu Anadolu'da 3 devlet arasında Doğu Anadolu paylaştırılıyor. Suriye ise İngiltere ve Fransa arasında paylaştırılıyor. Fakat 1917 yılına geldiğimizde Rusya'da biliyorsunuz Bolşevik devrimi patlak veriyor. Savaş devam ederken. Ve bu anlaşmaların hemen hemen hepsine dahil olan Rusya diyor ki ben madem savaştan sonra artık bu anlaşmalardan pay alamayacağım. Çünkü Bolşevikler iktidara geldiklerinde dediler ki biz Birinci Dünya Savaşı'na da karşıyız dediler. Savaştan çektiler ülkelerini. Ve biz bu paylaşıma da karşıyız dedi. Bu anlaşmaların çoğunu da zaten ondan sonra onlar açıklayınca. Şimdi onu söyleyeceğim. Bolşevikler iktidara geldiler ve Batı'nın emperyalizmin kirli çamaşırlarını ortaya döktüler bir anlamda. Evet. Bizim için çok da iyi oldu bu. Çünkü o zaman şu anlaşıldı ki aslında Birinci Dünya Savaşı denilen savaş Osmanlı'yı paylaşmak için ortaya çıkmış. Yani bu savaşın asıl gerekçesi Almanya'yı yok etmekten ziyade Osmanlı'nın mirasını, hasta adamın mirasını paylaşmakmış. Ve Rusya bu kirli çamaşırları, bu gizli anlaşmaları ortaya dökünce dünya kamuoyu da bir anlamda şaşırdı. Yani bu işlerden habersiz olan insanlar Batı'da onlar da şaşırdılar ne oluyor diye. Yani hasta adam demek ki bu kadar önemliymiş. Şimdi dolayısıyla bakın bir, savaş öncesinde bizi paylaşıyorlar. Yetmiyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında aralarındaki çıkar çatışmalarından dolayı ve saflaşmalar çerçevesinde tekrar paylaşıyorlar bizi. Çünkü artık Almanya mesela bu paylaşım planlarında yok. Niye yok? Savaş sırasındaki paylaşım planı. Çünkü Almanya ile biz birlikteyiz. Evet. Avusturya ile birlikteyiz. Ama bakın eğer demek ki biz Almanya ve Avusturya ile birlikte savaşa girmesek bu sefer Avusturya ve Almanya bizi paylaşan ülkeler arasında yer alacak. Nereden biliyoruz bunu? 1913'te Almanya ve Avusturya'da bizi paylaşan ülkeler arasında var zaten. Hani bu Almancılar vardır ya yani Almanya'ya işte sanki bizimle dostmuş da işte öyle değil hiç. Yani evet. Emperyalizm bulunduğu safa göre politika belirlemiş. Ama hepsinin Türkiye'ye düşman oldukları ortada. Hepsinin Osmanlı mirasını ele geçirmek istedikleri ortada. Şimdi bakıyorsunuz Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Bu gizli anlaşmalar açıklanıyor. Bunları anlıyor, ortaya konuyor. Fakat dünya kamuoyu evet bir sarsılıyor. Fakat ne değişiyor? Yani bu gizli anlaşmalar yine farklı anlaşmalara çevriliyor ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine uygulamaya konuluyor. Mesela gizli anlaşmalarla İzmir İtalya'ya bırakılmıştı. Paris Barış Konferansı'nda İzmir kime bırakılıyor? Yunanistan'a bırakılıyor. Yani pek bir şey değişmiyor. Sadece emperyalist ülkelerin ismi değişiyor. Ama Türkiye'yi bir kere paylaşmaya karar vermişler, bölmeye karar vermişler, Türkleri Anadolu'dan atmaya karar vermişler. Bu değişmiyor. Ülkelerin adları değişiyor. Hepsi bu. Şimdi bakın Birinci Dünya Savaşı bitti. 30 Ekim 1918 tarihinde biliyorsunuz Mondros Teşkesi Anlaşması imzalamak zorunda kaldı Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti. Ve Rauf Bey Mondros Teşkesi Anlaşması'na imza koydu. İngiliz Generali Amiral Kaltrop'la birlikte anlaşmayı imzaladı 30 Ekim'de 1918'de. Rauf Bey Mondros Teşkesi Anlaşması'nı imzaladığında adeta denize düşen yılana sarılır misali bu anlaşmaya sarılmış belli. Çünkü anlaşmayı imzalayıp yurda döndüğünde Rauf Bey gazeteye verdiği demeçlerde dedi ki çok iyi bir anlaşma imzaladık dedi. Ve kamuoyu adeta bayram havası esti kamuoyunda. Ki o anlaşma Osmanlı ordusunun tasfiyesini gerektiren. Şimdi birkaç maddesini okuyacağım. Bir anlaşmaydı. Çok ağır bir anlaşma. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda büyük acılar yaşadık. Bunu burada daha önce anlatmıştık biliyorsunuz. Şimdi bu büyük acıları dindirme psikolojisi de tabii etkilidir bunda. Evet. Fakat bu Mondros Teşkesi Anlaşması Sevr'e giden yolda en önemli kilometre taşlarından biridir. Yani Batı'nın ta 1683 Viyana bozgunundan beri yaptığı planlardan söz ettik. Ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi'nden sonraki Berlin Anlaşması'ndan söz ettik. İşte bütün bu anlaşmalar içinde Mondros'un özel bir yeri var. Çünkü Mondros Teşkesi Anlaşması'na kadar bakın bizim topraklarımız yine de Arap coğrafyası bizim elimizdeydi biliyorsunuz Mondros öncesinde. Yani Osmanlı Devleti daha Arap coğrafyasını tam olarak kaybetmiş değildi. Ama Mondros Teşkesi Anlaşması'yla
Bırakın artık Arap coğrafyasını, Anadolu'yu kaybetme noktasına geldik. Yani Batı Türkleri Balkanlardan, Avrupa'dan attı. O yetmedi. Balkanlardan attı. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra ise başlayacak olan süreçte Türkleri Anadolu'dan atmak için çok büyük bir fırsat yakaladı. Peki bu Mondros Ateşkes Anlaşması nedir? Bunun tabii birçok maddesi var ama çok önemli birkaç maddesini paylaşayım izleyicilerimizle. Mesela 5. maddede deniyor ki Osmanlı orduları dağıtılacaktır deniyor. Ve gerçekten biliyorsunuz ordularımız dağıtılıyor. 6. maddede deniyor ki Osmanlı'nın bütün savaş gemilerine el konulacaktır deniyor. Ve bütün savaş gemilerimiz İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılıyor. En ağır maddesi 7. maddedir. Orada deniyor ki İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir deniyor. Şimdi böyle bir madde olur mu bakın? Güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum nedir açıklanmamış. Bahane aradıkları belli. Ve nitekim anlaşmanın imzalanmasından bir hafta kadar sonra biliyorsunuz 30 Ekim 3 Kasım bir hafta bile değil. 3-4 gün sonra ne yapıyorlar? Musul'u işgal ediyorlar. Bir hafta sonra da birçok yeri işgal ediyor İngilizler. Yani bu 7. maddeye dayanarak mesela Musul'u işgal etmişler. 3 Kasım 1918 tarihli işgalin gerekçesine diyor ki 7. maddeye de nedir? Güvenliğimiz tehdit edildi. Ne tesadüf, Musul'da güvenlikleri tehdit ediliyor. Orada çünkü petrol tespit edilmişti. Yani o bu bahaneyle ilk oradan başlıyorlar işgale. 10. maddeye bakıyoruz. Toros tünelleri İtilaf Devletleri'nce işgal edilecek deniyor. 12. maddeye bakıyoruz. Osmanlı haberleşmesi denetlenecek deniyor. 15. madde Osmanlı demiryolları İtilaf Devletleri'nce işletilecek deniyor. 16. madde Çukurova'daki Türk kuvvetleri geri çekilecek deniyor. 20. madde Osmanlı'nın ağır silahlarının cephanesinin ve taşıtlarının elinden alması konusunda verilecek emirlere yöneticiler uyacak deniyor. Aslında topyekun ve ülkenin işgali. Aynen öyle. 24. madde çok ağırdır o da yine. 6 Doğu ilinde karışıklık çıkarsa vilayeti sittedir bunlar. Erzurum'dan başlamak üzere doğudaki 6 il. Bu iller deniyor işgal edilecektir deniyor. O şimdi, da tesadüfen Ermenilerin, değil, Ermenilerin yaşadığı yerler. Yaşadığı yerler. Düşünülen yerler. Şimdi baktığınız zaman 1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan bu Mondros Teşkes Anlaşması ile birlikte artık Anadolu büyük bir tehdit altına girdi. Atatürk zaten Nutuk'ta bunu anlatıyor. Yani bütün tersanelerimize girilmişti diyor. Bütün demir yollarımız, bütün yeraltı yerüstü kaynaklarımız elimizden alınmıştı derken kastettiği şey budur. Ve bundan sonra işgaller başladı arka arkaya. Önce İngilizler, sonra Fransızlar güney bölgelerimizi işgal ettiler biliyorsunuz. Ve İstanbul işgal edildi 2 kere. Önce fiili işgal 13 Kasım 1918, sonra 16 Mart 1920'de gerçek işgal. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemileri İstanbul'a girdi biliyorsunuz. Urfa, Antep, Maraş. Oralarda zaten İtalya. Fransız işgalinden sonra 1919 yılından sonra yaşanan katliamlar, kıyımlar var. Bizim halkımızın öldürüldüğünü evet. biliyoruz. Fransızlar Ermenileri kullandılar. Osmanlı Devleti döneminde Suriye'ye, Şam ve civarına göçürülen Ermeniler Çukurova bölgesine getirildi, taşındı. Ve orada maalesef Fransız üniforması giyen bu Ermeni çeteleri Türklere çok büyük zararlar verdi. Urfa, Antep ve Maraş coğrafyasında. Ve biliyorsunuz en kritik olay da Paris Barış Konferansı'nda. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki barış anlaşmalarının şartlarını belirlemek için Paris'te büyük bir konferans düzenlendi. Yani kazanan devletler kaybeden devletleri nasıl tasfiye edeceklerine kesin karar veriyorlar. Ve Paris Barış Konferansı'nda neye karar verildi? Bakın adı Barış Konferansı, alınan karara bakın. Ege bölgesini İzmir'den başlamak üzere Batı Anadolu'yu Yunanlıların işgal etmesine karar verildi. Kamera yaklaşabilirse o dönemin gazetesinden günümüz Türkçesine çevrilmiş bir manşet paylaşacağım bakın. Yüksek Konsey Yunanlıların Ayvalık'a kadar Anadolu sahillerini işgaline müsaade verdi diyor. Bu o dönemin gazetesi, normalde Osmanlıca bir gazetenin birebir transkribidir bu. Şöyle yaklaşabilirsek bakın tekrar okuyorum. Yüksek Konsey Yunanlıların Ayvalık'a kadar Anadolu sahillerini işgaline müsaade verdi. Paris Barış Konferansı'nda İngiltere'si, Fransa'sı, Avrupa'nın büyük ülkeleri İzmir'e Yunan'ın çıkmasına karar veriyorlar ve 15 Mayıs 1919'da İzmir'imiz işgal ediliyor çok kanlı bir şekilde. Geçen haftaki programımızda Yunan'ın İzmir'e çıktıktan sonra Ankara yakınlarına kadar gelirken yaptığı vahşetleri anlatmıştık. Kadınlarımıza yapılan o büyük hakaretleri, o işkenceleri, tacizleri, tecavüzleri anlatmıştık. Şimdi bütün bu planlar çerçevesinde Anadolu işgal edildi. Biz Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz fakat bitmedi Mustafa Bey. İşin enteresan boyutuna bakın. Yani bu kadar anlaşmalar oldu. Mondros Teşkesi yetmedi. Başka bir şey daha yapılıyor. Bakın Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş mücadelesini yürütürken Anadolu'da emperyalizm tam 102 oturum yapıyor.
Yani 1918-1922 yılları arasında tam 102 oturum Avrupa'da. Çoğu Paris'tedir bunların. Ve Türkiye'yi yeniden paylaşıyorlar. Ve Mustafa Kemal hareketini Kemalist diyorlar Atatürk ve çevresindekilere. Kemalistleri nasıl yok ederiz? Anadolu'yu nasıl parçalarız? Kimi kullanırız? Hangi din adamlarını, sözde din adamlarını kullanırız? Hangi gazetecileri kullanırız? Hangi askerlerden yararlanırız? Kimi başbakan yaparsak işimize yarar? Padişah'tan nasıl daha iyi yararlanırız? Mustafa Kemal Atatürk'ün yanındaki arkadaşlarını, mesela Rauf Orbay'ı ve Kazım Karabekir'i acaba etkisiz hale getirebilir miyiz? Satın alabilir miyiz? Atatürk'e karşı onlara bir komplo düzenletebilir miyiz? Meclis içinden bakın. Bunları nereden biliyoruz? Bu oturumların tutanakları var. Oradan biliyoruz. Evet. Ben şimdi bakın oturumların isimlerini de vereyim de izleyicilerimiz, biz burada bazı şeyleri uyduruyoruz zannetmesinler. Bakın 1. Londra Konferansı 12 Şubat 10 Nisan 1920 tarihleri arasında 79 oturum yapılmış tam. Yani Türkiye'yi nasıl parçalayacağız? Yunanistan'a nasıl daha çok destek oluruz? Bunu tartışıyorlar. Tam 79 oturum bakın. Sanremo Konferansı 18-26 Nisan 1920'dedir. Tam 20 oturum yapılmış. İkinci Ayta Konferansı 20 Nisan 1920, bir oturum yapılmış. Bologna Konferansı 21 Haziran 1920, bir oturum yapılmış. Spa Konferansı 11 Temmuz 1920, bir oturum yapılmış. Toplam baktığınız zaman 102 oturum tutuyor bunlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk bu süreçten büyük komplo diye söz ediyor. Yani Sevr Anlaşması'na da bu ismi verir Atatürk. Türk milletine yapılmış büyük komplo der Sevr Anlaşması için. Tabi Sevr Anlaşması derken sadece 433 maddelik Sevr Anlaşması'nı kastetmiyor. Bütün bu 102 oturumu da kastediyor Mustafa Bey. Şimdi baktığınız zaman tabi işin mihenk taşı Sevr Anlaşması'dır. Bütün bu hazırlıklar, 60 bin plan, Kurtuluş Savaşı sırasındaki 102 oturum, Sevr Anlaşması denilen taslakla son şeklini alıyor. Önümüzdeki hafta bütün detaylarına gireceğimiz Sevr Anlaşması'nın, süremiz varsa belli başlı özelliklerini bu programda vurgulayabiliriz. Evet, yani belki evet. Hani çok kısa bir özetle şunu söylemek lazım. Yani neticede işte Sırbistan Prensi öldürüldü de Yavuz Midilli efendim biz Türk donanması haline getirdik vesaire. Evet. Bunlar aslında biraz işin kıvılcımları veya detayları. Evet. Tabii. Aslında o yıllardır hani 1800'lü yılların başında, evet. Biraz önce de biz onu 13. yüzyıla kadar götürdük ama gerçekten bu topraklarda bir Müslüman Türk varlığını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuş bir kültürel, bir medeni dünyanın, kendi medeniyetin, daha doğrusu medeni dünya değil de medeniyetin üzerinde bir amaç var ve o da, evet, tamamen Türk ve Müslümanların buradan gönderilmesi. Bu anlamda şimdi bu Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçteki sürece baktığımız zaman burada birkaç izleyicimiz de değinmişti. Yani bugün 20. yüzyılda da bunun yansımalarını görebildik. Yani mesela geçen hafta TRT'de bir belgesel vardı. Belgeselin konusu şu: Irak Savaşı'nın nasıl sudan gerçek olmayan istihbari bilgilerle oluşturulduğunu ve yapıldığını, bu daha 10 yıl önceki savaştan bahsediyor. Evet. Ve evet, bu savaşta yani 1,5 milyon Iraklı öldürüldü. Binlerce insana ırzına geçildi. Tamamen ilgisiz nedenlerle. Ama ilgisi neydi? Oranın altyapısını, üst yapısını bir şekilde ele geçirmek. Yani binlerce sorti yaparak yıktığınız, harap ettiğiniz bir ülkeyi daha sonra inşaatlarını yaparak para kazandılar ve petrollerine tabii ki el koyarak yaptılar. Aynı şekilde bu Arap Baharatı altında da yapılıyor. Suriye'de de başka bir plan uygulanıyor. Yani aslında bu planlar bitmedi bu coğrafya üzerinde. Yani bunları konuşurken aslında şeyi de ayıramıyor insan. Hani Orta Doğu'dan bize ne diyemiyorsunuz. Çünkü hani Mustafa Kemal'in İslam dünyası ile ilişkilerini konuşurken kendisi Türkiye en zayıf olduğu noktada, en sıkıntılı olduğu noktalarda bile o bölgeyle ilgili irtibatını hiçbir zaman kesmiyor. Tabii, ve onlara önayak olacak bir takım tebliğler, bir takım mektuplar devam ediyor. Yani hani bunları anlatırken sadece bir kronolojiyi anlatmıyoruz, o anlamda izleyicilerimize hatırlatmak gerekiyor. Şimdi, bu kronolojiye baktığınız zaman bu oturumların benzerlerinin hala devam ettiğini görebiliyoruz. Bugün NATO
adı altında ülkemize getirilen silahlar, getirilen askerler, kurulan füze, radar üsleri, bunları da böyle peş peşe koyduğunuz zaman yarın, yani Allah korusun diyoruz ama tabii ki burada hem aklımızı ve siyaseti de kullanmak gerekiyor. Neticede bugün Anadolu'da NATO'nun ve Amerika'nın 40 tane üssü olduğundan bahsediliyor. Yarın siz karşı karşıya geldiğiniz zaman ne yapabilirsiniz acaba? Ve bu üslerin yani Mondros'ta nasıl askerleriniz tasfiye ediliyorsa, ordunuz tasfiye ediliyorsa. Hele Sevr'de bazı maddeler var. Mustafa Bey, izleyicilerimiz hayretler içinde kalacak. Bakın, okul kitaplarına yansımayan, bugünkü süreci anlamak için. Ordu Sevr Anlaşması'na göre ordu çok sınırlandırılıyor. Askerlik zorunlu olmaktan çıkarılıyor. Gönüllü sisteme dönüştürülüyor ve askerlerin silahlarının ne kadar olacağı, içinde kaç kurşun olacağına bile karar vermiş. Sevr artık çok detayı, ayrıntısı yani netice itibariyle. Ama öyle maddeler var ki yani onu gördüğünüzde şeyi görüyorsunuz. Batı'nın birçok şeyi nasıl planladığını, detaylı planladığını görüyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim açıkça. Bizim tarih eğitimimizin ne kadar sakat ve eksik olduğunun en açık kanıtı Sevr Anlaşması'nı o kadar yüzeysel geçiştirmemiz. Yani yani bunun ayrıntısına girmediğiniz zaman Lozan'ı anlayamıyorsunuz. Biraz önce hani bahsettiğimiz konuları da söylediğiniz zaman işte bu bir paranoya olarak ortaya konuyor. Ama halbuki bunlar yaşanmış. O kadar gerçek ki ve bunlar detaylarına kadar hazırlanmış anlaşmalar. Yani Sevr'i üstünkörü geçen bir tarihçi Lozan'ı da hezimet olarak algılayabiliyor. Yani bu kadar sonuç odur zaten. Feci bir yorumlarla karşı karşıyayız. Siz eğer Sevr'i bu süreci bilmiyorsanız, yani Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da Mustafa Kemal ve milliyetçiler vatanı kurtarmak için mücadele ederken, Batı'da Paris başta olmak üzere İngiltere'si, Fransa'sı, Yunanistan'ı ve Amerika'sı masa etrafında, İtalya'sı bir masa etrafında toplanıp, tam 102 kere toplanıp, bakın Kemal'in hareketini nasıl ortadan kaldırırız, bu ülkeyi nasıl böleriz, başka ne yapabiliriz, bunu tartıştıysa siz artık şunu söyleyemezsiniz. Canım bu mücadele emperyalizme karşı bir mücadele değildi. Hani öyle bir hikaye vardır ya, canım Yunanistan'a karşı bir mücadeleydi. Bakın insanları kandırmayın artık, vazgeçin bundan. 200 bin kişilik Yunan ordusunun arkasındaki emperyalist desteği görmek istiyorsanız bu 102 oturumun tutanaklarına bir bakın. Şimdi artık bu işi şimdi... Her iki kamptakiler de maalesef bir takım taraftarlar toplamış durumdalar. İşin esası yazık nedir? Ama yani yazık, kandırılması. Yazık, bu millete yazık. Artı bu sadece yazık olmakla da kalmıyor. Şehitlerin ruhlarına elbette neticede günah. Bunun işte niye Irak'tan bahsedip duruyoruz? Niye Arap Baharı'ndan, niye Büyük Ortadoğu projesinden bahsediyoruz? Çünkü bunun ucu ve sonu neticede Türkiye'ye dayanıyor. Ve siz aslında şu anda bu üslerin varlığıyla, NATO'nun varlığıyla aslında zaten bir işgal sürecinin içine girmişsiniz şimdi, demektir. Orta Doğu ile ilgili bir şey ekleyeyim. Mustafa Bey bakın bu gizli anlaşmalardan bahsettik ya az önce. Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan. Şimdi o zamanki gizli anlaşmalardan bir tanesi de Orta Doğu bölgesi ile ilgili. Bu Sykes-Picot anlaşması. Ama onun dışında başka bir şey var. Mesela Balfour açıklaması var. İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı'nın sekreteri, Dışişleri Bakanlığı'nın sekreteri Balfour açıklamasında diyor ki biz diyor kurulacak olan diyor Yahudi devletini destekliyoruz diyor. Tarih 1917 daha bakın. Yani daha İsrail devleti ta 40'lı yıllara kadar ciddi bir şekilde bu boyutta konuşulmadı zannediyoruz biz. Ama bakın 1917 yılında yani Osmanlı'yı tasfiye ederken, Orta Doğu'yu tasfiye ederken ne yapıyor? Biz diyor Yahudi devletini destekliyoruz diyor. Filistin devletinden de söz ediyor ama Filistin devletinin nasıl kurulduğunu ve hala tanınmadığını hepimiz biliyoruz. Ama İsrail devletinin 1949'dan sonra nasıl bir yani ivmeyle geliştiğini hepimiz biliyoruz. Paranoya dediğinin aslında bakın burada yansımalarını görüyoruz. Var. Bugün İsrail'in kurulması, Filistin'in dediğiniz gibi daha Birinci Dünya Savaşı olması. Sırası. Sinan Bey aslında tam da planladığımız yerde bitireceğiz programı kapatmamızı istiyor. Başkan Wilson'un bir açıklamasıyla kapatalım isterseniz. O açıklamayı ya, çok kısa bir açıklama çok olsun. Çok kısa bakın. Nasıl bütün haftaya da çünkü yine bir toparlama yapacağız. Evet haftaya yapacağımız programda buradan izleyicilerimize bir ön açıklamada bulunayım. Lütfen özellikle o programı kaçırmayın. Değerli izleyicilerimiz. Her programımızı çünkü, kaçırmayın diyelim. Çünkü bu Sevr Anlaşması ile ilgili kamuoyundan saklanan, bakın bunun altını özenle çizmek istiyorum. Kamuoyundan saklanan bazı gerçekleri burada açıklayacağız ve
Sizler programı izlediğinizde şunu göreceksiniz ki bugünün Türkiye'sini anlamak için hakikaten bu Sevr Anlaşması'nı iyi analiz etmek gerekiyor, iyi incelemek gerekiyor. Bunu göreceksiniz net bir şekilde, onu söyleyeyim öncelikle. Öbür taraftan bütün bu paylaşım planları yapılırken tabii İngiltere başrolde biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda da sonrasında da. Fakat başka bir ülke daha var, Amerika Birleşik Devletleri ve onun başkanı Woodrow Wilson. Ki onun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yayınladığı 14 ilke var meşhur biliyorsunuz. Wilson prensipleri. Wilson prensipleri diye. Bu Wilson bakın hem bir harita çiziyor. Türkiye'yi bölen, parçalayan, güneyinde Kürdistan, doğusunda Ermenistan'ın olduğu bir Türkiye haritası çizmiştir Wilson. Bunu her yerden izleyicilerimiz bulabilirler. Birçok ortamda bu daha önce de yayınlandı. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Yine Birinci Dünya Savaşı sırasında bu paylaşım planları yapılırken, Türkiye'ye paylaşılırken Wilson'un bir sözü var. Türkiye bütünüyle ortadan, haritadan silinmelidir diyor bakın. Türkiye bütünüyle haritadan silinmelidir. Tarih 1918. Şimdi evet. Dolayısıyla bütün bunları bilmeden yakın tarihi ve bugünü anlamak olanaksızdır evet. diyorum. Sözü size bırakıyorum. Çok değerli izleyenler, teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Sevr Anlaşması'nı anlatacağız. Çünkü çok konuşuluyor, çok söyleniyor ama ezberden konuşuluyor. Belki bunları biraz daha detaylandırırsak bu anlamda konuştuklarımızın da temeli ortaya çıkmış olacak. Ve bu anlattığımız, bu hafta konuştuklarımız ve önümüzdeki haftaki konuştuklarımızı da üst üste eklediğiniz zaman bugüne ne kadar çok benzediğini de göreceksiniz. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle efendim.